Ya nefes almakta zorluk çekiyor. Çok seviyor yemek yemeyi. Gün akşama kadar vereyim, sürekli ister. Eli boş kalmayacak hiç. Adı Yağız Bekte. Daha 1 yaşında ama şimdiden obezitenin pençesinde. Olması gereken kilonun neredeyse 3 katı daha fazla. Sürekli kilo alıyor, sürekli. Yani aylık 2 kilo 2 kilo demek hani kolay bir şey değil. Uyumakta zorluk çekiyor, yürüyemiyor, hareket edemiyor. Yani sürekli bana mahkum bir bebek olmuş oluyor. Ya sadece dönerek hareket edebiliyor. İlerleyen yaşlarda artık sağlık problemi zorlaşacak işte. Sedat ve Sevde Bekte çiftinin ikinci çocukları. Her ne kadar görüntüsü çok sevimli olsa da onun tombul tatlılığı aslında bir hastalık. Obezite artık bebeklerin büyümesini bile beklemeden pençesini alıyor. Yağız bebek de o şanssızlardan. Yağız bu ne? Bu ne Yağız? Çok kilolusun. 5 ay önce 16 falandı. Şimdi 25 kilo. Ekmek, üzüm, bisküvi, bunları çok seviyor. Doktorumuzun bize verdiği bilgi, dünyada 20 kişide varmış. Türkiye'de ilk defa bu çocuk tedavi olacakmış. Bekte ailesinin ilk çocukları gayet sağlıklı. Değil obezite, kilo sorunu bile yok. Ancak Yağız bebek anne sütünün yanı sıra ek gıdaya başlamasıyla birlikte adeta balon gibi şişti, bu hale geldi. Yansın ki tedavisine başlansın. Kilo alması durmak bilmedi. Aşırı derecede yağlandı. Normalde en fazla 9-10 kilo olması gerekiyor ama bunun çok çok üstünde. Tam 25 kilo. Karaciğer yağlanması var. Hani kilo aldığı sürece de bu karaciğer yağlanması sürekli artacak. Henüz yürüyemiyor. Bu gidişle de yürümesi biraz zor. Çünkü kilosu yüzünden oturmakta bile zorlanıyor. Boğum boğum kolları ve bacakları çok sevimli görünse de fazla kiloları miniye aşırı derecede kısıtlıyor. Yağız 14 kiloyla başladı bu tedaviye ve hala sonuçlanmadı. Yağız uyumakta zorluk çekiyor ve 1 yaşında olduğuna rağmen hala yürüyemiyor. Bekte ailesi bebeklerinin bu durumuna kayıtsız kalmadı. Profesyonel yardım için hastaneye gitti. Çözüm mümkün ama... Bekte ailesi 5 aydır 1 yaşındaki obez hastası Yağız'ın tedavi olabilmesi için Ege Üniversitesi'nden gelecek raporu bekliyor. 5 aydır tahlil bekliyoruz. Tahliller işte geç geldiği için bir türlü ilacımızı alamıyoruz şu anda. Bebeğim her geçen gün kilo alıyor. Bir an önce bu tahlillerin sonuçlanmasını istiyorum ve ilacımızı istiyoruz. Yoksa bunun sonucu... da bebeğimi kaybedebilirim. Bekte ailesinin şimdilik tek isteği en kısa zamanda yavrularının tedavisine başlayabilmek. Çünkü her geçen gün Yağız bebeğin ömründen çalıyor. Çocuğumun bir an önce tedaviye başlamasını istiyorum.